Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf felsefe 1. dönem 2. yazılısı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden birisi değildir demiş sorumuz. Bize A şıkkında felsefe insanın hakikati anlama, bilme ihtiyacını karşılar. Doğru. Felsefe eleştirel bakış açısı kazandırır. Doğru. Sistemli, doğru, ön yargısız ve saygı duyarak düşünmeyi öğretir. Doğru. Bilimsel bilgiler ile ilerlemeyi ve olayı kesinlik içinde sonuçlandırmaya yarar demiş. Soru işareti koyuyorum. İnsanı bilinçlendirip evreni ve dünyayı anlamasını sağlar. Doğru. Arkadaşlar D şıkkında neyi okuduk biz? Ne dedik? Bilimsel bilgiler ile ilerlemeyi ve olayı kesinlik içinde sonuçlandırmaya yarar dedik. Arkadaşlar öncelikle şunu kesinlikle aklımıza yer edindiriyoruz. Felsefede kesinlik diye bir şey yok. Ayrıca felsefenin bilimsellikle de bir alakası yok. Felsefe ve bilimsel bilgiler ile birleştirmeyi kesinlikle aklımızdan çıkarıyoruz. Ve bu tarz sorularda direkt bilim ile ilgili bir şey gördüğümüz takdirde ne yapıyoruz? Direkt felsefenin işlevi olmadığını anlıyoruz. Ve D şıkkında bilimsel bilgiler ile ilerlemeyi ve olayı kesinlik içinde sonuçlandırmaya yarar şeklindeki şıkkımızı felsefenin işlevlerinden biri değildir şeklinde ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri felsefi bir sorudur? 1. Mutluluk nedir? 2. Akıl nedir? 3. Pencere açık mı? 4. Türkiye'nin başkenti neresidir? Şimdi arkadaşlar şurada Türkiye'nin başkenti neresidir dendiğinde biz ne deriz? Ankara deriz. Değil mi? Bu herkes tarafından bilinen nesnel bir yargıdır ve kimse tarafından değiştirilemez. Ama felsefede ne yok arkadaşlar? Kesinlik yok. Nesnel bir yargı yok. Onun için dörtte bir felsefi soru özelliği görmüyorum. Pencere açık mı? Şimdi pencere olduğunu düşünün. Sınıfta veya evde. Baktığınızda ya kapalıdır ya açıktır, değil mi? Yani açıksa kimse kapalı diyemez. Kapalıysa kimse açık diyemez. Onun için pencere açık mıydı? Yani ne yapıyorum? Bir felsefi soru olarak görmüyorum. Mutluluk nedir? Akıl nedir? İşte bunların her biri kişiden kişiye değişebilir. Örnek veriyorum, mutluluk nedir sorusu kişiden kişiye göre değişebilir. Veya akıl nedir yine aynı şekilde, tamam, akıl hakkında ortak fikirler olabilir. Fakat çok daha farklı fikirlerle birlikte yorumlanabilir. Ben bu iki soruda da felsefi özellik görüyorum. Ve D şıkkımda 1 ve 2'yi işaretliyorum. Peki 3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin temel niteliklerinden birisi değildir? Sistemli olma var, evrensel olma var, eleştirici olma var, akla dayalı olma var ama ne yok? Bilimsel olma yok arkadaşlar. İlk sorumuzda da ne yapmıştık? Buna dikkat çekmiştik ve burada yine bir hatırlatma yaparak 4. sorumuz ile devam ediyoruz. 4. sorumuzda akıl yürütme yöntemlerini yazarak her biri için örnek veriniz demişiz. Arkadaşlar felsefede 3 çeşit akıl yürütme yöntemi vardır. Bunlar nelerdir? Öncelikle onu yazalım. Tüme varım ve analoji. Şimdi öncelikle tümden gelimi açıklayalım. Arkadaşlar tümden gelim genelden özele, yani bütünden parçaya doğru bir gidiş söz konusudur tümden gelimde. Genelden özele, yani bütünden parçaya doğru bir gidiş söz konusudur. Örnek verecek olursak Sokrates'in tümden gelim akıl yürütme yöntemiyle söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki tüm insanlar ölümlüdür. Bakın tüm insanlardan önce konuyu açtı. Genelden açtı. Ondan sonra diyor ki Sokrates tabi insandır. Sokrates bir insandır. Ne yaptı? Biraz daha kişiselleştirdi. Tüm insanlardan Sokrates'e geldi mesela. Ve ondan sonra diyor ki Sokrates de bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Bakın yazarak incelersek daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O
O halde Sokrates ölümlüdür. Buraya sıkıştıracağım, inat ettim. Evet, ölümlüdür. Şimdi ne dedik tümden gelim için? Genelden özele, bütünden parçaya doğru bir gidiş söz konusu. Neydi? Tüm insanlar ölümlüdür dedi. Genel bir yargı verdi. Sonra Sokrates bir insandır diyerek o geneli biraz daha özele çekti. Ve sonuç olarak ne yaptı? O halde Sokrates de ölümlüdür dedi. İşte tümden gelim bu. Mesela şöyle bir örnek de verebiliriz. Bütün madenler ısıtılınca genleşir. Demir madendir. O halde demir de ısınınca genleşir şeklinde mesela. Bu da tümden gelime. Örnek bir cümledir arkadaşlar. İkinci olarak tüme varım. Tüme varımda ise arkadaşlar özel olaylardan hareketle genel yargılara ulaşmada izlenen bir yoldur. Özel olaylardan hareketle genel yargılara ulaşmada izlenen yoldur. Örnek verecek olursak, mesela bak, Pamuk, bildiğimiz kedi ismi Pamuk, tekir bir kedidir. Pamuk balık yer. Öyleyse tüm tekir kediler balık yer. Tüm tekir kediler balık yer. Tanımlama için ne dedik? Özel olaylardan hareketle genel yargılara ulaşmada izlenen yoldur. Şimdi pamuk bir özel değil mi? Bir hayvan. Pamuk tekir bir kedi ve pamuk balık yer diyor. Şimdi ne yapıyor? Genele geçiyor. Diyor ki öyleyse tüm tekir kediler balık yer. İşte bu da tüme varım yöntemi oluyor arkadaşlar. Şimdi analojiyi açıklayacağız ama pek de yerimiz kalmadı. Nasıl yaparız? Bence şöyle yapabiliriz. Bakın şimdi analoji. Şurasını şöyle çizelim. Şurayı tanıma ayırayım. Buraya da örnekleri yazayım. Arkadaşlar analoji iki farklı şey arasında benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ifade etmektir. Evet, şimdi deyince bir şey anlamadınız. Hemen yazalım. Bunu buraya nasıl sığdıracağım? Onun hakkında da pek fikrim yok ama deneyelim. Analoji iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilen birincisi için dile getirilen getirilenlerin diğeri içinde söz konusu olduğunu ifade etmektir. Evet. Şuraya o kadar şeyi sığdıramadım. Bu kadar şeyi buraya sığdırdım. Harika. Olduğunu ifade, söz konusu olduğunu ifade etmektir. Şimdi toparlayacak olursak şöyle bir okey bakayım. Baktım şuradan videodan okunuyor mu? Gayet de okunuyor. Analoji iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerliklerden hareket edilerek birincisi için dile getirilenlerin diğer için de söz konusu olduğunu ifade etmektir. Hemen örnek verelim. Şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Cemil ve Fatih lise öğrencisidir. Cemil iyi bir futbol oyuncusudur. O halde Fatih de
iyi bir futbol oyuncusudur. Diyor analoji, akıl, yürütme yöntemimiz. Şimdi şurada pek bir mantık yok aslında baktığınız zaman. Şimdi ikisi de lise okuyor. Cemil iyi futbol oynuyorsa o da mı iyi futbol oynayacak diye. Ama işte felsefe, diğer tümden gelin ve tüme varım gayet mantıklı geliyor. Ama analoji biraz daha mantığı farklı işleyen bir akıl yürütme yöntemi diyorum. Ve bu sayfamı tamamlayıp arka sayfadaki sorular ile devam ediyorum. Metafizik ve ontoloji arasındaki temel fark nedir? Arkadaşlar öncelikle metafizik ve ontoloji nedir? Metafizik ve ontoloji varlık üzerine çalışmalar yapan felsefenin dallarıdır. Her ikisi de. Metafizik ve ontoloji için neydik? Varlık üzerine çalışmalar yapan felsefenin dallarıdır. Her ikisi de. Peki ikisi arasındaki fark ne? Şöyle, metafizik duyulara göre var olmayanı, ontoloji ise duyular sayesinde var olduğuna inandığımız her şeyi inceler. Metafizik neydi? Metafizik duyulara göre var olmayanı inceler. Ontoloji ise duyular sayesinde duyular sayesinde var olduğuna inandığımız var olduğuna inandığımız her şeyi inceler diyoruz. Her şeyi inceler diyoruz ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz. Thales'e göre evrenin arkesi nedir? Thales'e göre arkadaşlar evrenin arkesi sudur. Bildiğimiz su. Devam ediyorum. Epistemoloji nedir? Arkadaşlar epistemoloji bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Ayrıca bilgi felsefesi olarak da adlandırılmaktadır. Bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. İlgilenen felsefe dalıdır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılır. Dedik. Refleksiyon nedir? Arkadaşlar refleksiyon kısaca özetleyecek olursak düşünme üzerinde düşünmedir. Düşünme üzerinde düşünmedir. Peki. Dedik ve bu sorumuzu da harika bir şekilde tamamladık. Felsefe terimi hangi iki sözcüğün birleşmesinden meydana gelmiştir? Filio ve Sophia arkadaşlar. Filio ve Sophia kelimelerinin birleşiminden türemiş bir kelimedir. Arkadaşlar filio sevmek, aramak demektir. Sevmek
aramak anlamına gelmekteyken Sofya ise bilgi anlamına gelmektedir. Yani bilgiyi sevmek, bilgiye ulaşmak, aramak gibi bir anlama çıkmaktadır. İşte felsefenin anlamını öğrenmiş oldunuz. Peki 10. sorumuz. Temellendirme nedir? Arkadaşlar temellendirme öne sürülen bir fikri ya da bir eylemi nedenleri ile birlikte açıklamaya denir. Hemen yazalım. Öne sürülen bir fikri ya da bir eylemi nedenleri ile birlikte açıklamaya denir. Temellendirmede temel amaç arkadaşlar iddia edilen şeyleri ya da öne sürülen görüşleri gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır. Ne dedik? Temellendirmedeki amaç iddia edilen şeyleri ya da öne sürülen görüşleri gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır. Hatta bunu da yazalım. Amaç, temellendirmedeki amaç iddia edilen şeyleri ya da öne sürülen görüşleri gerekçeleriyle ayrıntılı yani gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır diyoruz ve yazılıya hazırlık çalışmamızı çözmüş oluyoruz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.